Yani diyorlar ya, sahip çıkılmadı da bilmem ne yapıldı da 1919'un 3 Ocağı'nda mı aralığında mı Siyonistler anlaşma yapıyorlar, Filistin'e yerleşebilirsiniz diye. Kayser. Evet, şey edebilirsiniz. Arkadaşlar, yayına geçmeden herkes cep telefonlarını lütfen sessiz alsın. Arkadaşlar, bir sessiz olun. Canlı yayında soracağımız için telefonları rica ediyoruz. Tamamen kapatın. Bir de canlı yayın olduğu için sorularınızı canlı yayın çektikten sonra bir sandalye daha var mı? Sandalye var burada. Ya. Var bir tane. Tamam, tamam. Yok, onu söyleyeceğim. Onu söyledim. Yayında ses etmesin. Tamam, ben masanın üstüne koyacağım. Göreceğim. Konuşmaya için mikrofonu eline almak durumunda, yoksa sese şeyi veremeyiz. Veremeyiz. Sonu sıkır mı? Tamam. Ses var. Tamam. Başlıyoruz. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Bugünkü konuk konuşmacımız yardımcı doçent doktor Ali Karaca Bey. Hoş geldiniz hocam. Konumuz Ermeni meselesi. Bugün bu canlı yayın imkanını bize sağlayan Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkan Yardımcısı Talat Yalılı Bey'e ve Kaşgar TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Buyurunuz hocam. Ben de hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Kısa bir giriş yapmak istiyorum. Ben aslında Ahde Vefa Derneği mensuplarıyla birebir tanışmak istiyordum. Ve konuşma da biraz serbest bir mesele üzerinden yürür diye düşünüyorduk. Bir başlık verince biraz daha sanki akademik bir duruma düştü. Onun için biraz sürçülisan edersek kusura bakmayın. Konuşacağımız konu aslında benim doktora konum. Yani
akademik olarak üzerinde çalıştığım bir konu. Dolayısıyla söylediklerimin bir kısmı veya büyük bir kısmı aslında bilimsel kriterlere uygun şeyler. Fakat bu Ermeni meselesi biraz daha şimdi altını çizeyim. Uzun zamandır da gündemden düşmüş vaziyette. Devlet televizyonlarında veya başka televizyonlarda pek üzerinde de durulmuyor. Pek nadir konuşuluyor. Belki çok konuşuldu. Belki de böyle gerekiyor. Onu bilemiyorum. Ama tarihi olarak 1878 yılından Berlin Anlaşması veya Ayia-Stefanos Anlaşması'nı esas alırsak tehcire kadar olan 1915 yılının 30 Mayıs'ına kadar kararın alındığı tarihe kadar olan dönemi düşünürsek 37 yıl gibi bir süre olması gerekiyor. Bu süre Hunlardan günümüze kadar devam eden, aslında hiç kesilmeden devam eden Türk devlet geleneği ve Türk devletlerinin Osmanlı Türkiye'si, Osmanlı Türkiye'si dönemine has bir konu olarak 30 küsür yıl gündemde kaldı. Daha sonra yine aynı dönem içerisinde Birinci Dünya Savaşı'nın getirmiş olduğu felaketler ve zorunluluklardan dolayı Ermeni meselesi bir başka boyuta taşındı. 1922, 20'de tabii meclis kuruldu. 23'te de cumhuriyet, rejim olarak cumhuriyet ilan edildi. Ama Ermeni meselesi bu arada belki kurucuların, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurucuların meselelere çok iyi hakim olmaları, dünya devleri denilen devletlere güçlerini göstermiş olmaları, tabiri caizse onlara belki de diz çöktürmüş olmaları, dolayısıyla uzun bir müddet bu meseleyi dünya kamuoyu, daha doğrusu bu işin aktörleri gündeme getiremediler. Fakat İkinci Dünya Savaşı yıllarından itibaren tekrar yavaş yavaş canlandı. 1965'ten sonra ise daha da hız alarak devam etti. Ve bildiğiniz gibi dünyada birçok ilgili ilgisiz, bizim kıtamızda alakası olmayan, uzaktan yakından ilgisi olmayan devletler kendi parlamentolarında Türkler tırnak içinde söylüyoruz, Ermenilere soykırım yapmıştır gibi kararlar çıkardılar. Bunun baş aktörü Sovyetler idi 65'te. Çünkü onlar anıtlar açtılar. Bu işin öncülüğünü yaptılar. Zaten Ermenistan, mevcut Ermenistan'ın da himayecisi, daha doğrusu kurucusu onlardır. 1812-1813 biliyorsunuz Türkmençay anlaşmaları vardır. Hem 1812-13 oralardan götürülen Ermeniler, hem de 1828-30'larda biz Osmanlı Devleti ile yapılan savaştan sonra Osmanlı Devleti'nin Doğu Anadolu bölgesinden götürülen Ermeniler, Erivan bölgesi ve bugün Ermenilerin bizim bölgelerimiz dediği yerlere yerleştirilerek oralarda bir nüfus alanı oluşturuldu. 1900'lere kadar neredeyse Erivan dediğimiz şehrin nüfusunun %70'li yakın Azeri Türküdür. Türktür yani. Şimdi iğneyle kazsanız yine bulamıyorsunuz. Türk kalmamış. Bu bir soru olarak aklımızda kalsın. Yani kendilerine ait olmayan bir toprağa geliyorlar. O toprağın esas yerlerinden bugün hiç kimse yok. Bunu şundan dolayı söylüyorum. 1000 yıldan fazla da Selçuklular, hatta Selçuklulardan öncesi Hazarlar, belki Göktürkler, belki İskitler, Kıpçak Türk ağırlıklı olan bölgeler, o Kafkaslara yakın olan bölgeler çok uzun zaman
yüzyıllar, 600 yıl, 400 yıl, 500 yıl Türk kökenli Türk devletlerinin yönetiminde kaldı. Dolayısıyla bu bahsetmiş olduğumuz grup da onların yönetiminde de kaldı. Daha başka gruplar olduğu gibi. Demek ki çok uzun bir dönem aslında Ermeniler Türklerle bir arada yaşadı ve Türklerin yönetiminde kaldılar. Ama tehciri tabii artık o bir siyasi oyun olduğu için yine onu tırnak içinde ayıracağız. Tehcire yani 1915 yılına kadar bu binlerce yıl Türklerin arasında yaşayan Ermeniler her nedense yok olmadılar. Dinleriyle, dilleriyle, kültürleriyle, mezhepleriyle azalmadılar. Nüfusları da çoğaldı. Yani bu bir şeyi gösterir. Açık veya gizli, eğer ki bir toplumu yok etmek istiyorsanız ona bir takım metotlar uygularsınız. Hastalık yayarsınız. Başka şeyler yaparsınız. Neticede yavaş yavaş öldürürsünüz. En azından savaşların çok olduğu bölgelerde, dönemlerde onları bol bol ön cephelerde ellerinde de zayıf silahlarla Rusların önüne sürebilirdik. Başkalarının önüne sürebilirdiniz. Dolayısıyla yavaş yavaş da nüfusları ortadan kalkardı. O ayrı bir şey. İkinci önemli bir mesele. Biliyoruz ki biz Karahanlılardan sonra artık İslamiyet'i devlet dini yani resmi din olarak kabul ettik. Dolayısıyla İslamiyet'in emretmiş olduğu farklı tabii yorumlayanlar var ama cihat meselesi ve onun hatta onun biraz daha fevkinde olan biliyorsunuz daha hümanist ve insani bir şey. Eğer bir gayrimüslimi Müslüman yaparsanız bize böyle öğretilmiştir. Direkt cennetlik oluyorsunuz. Siz de cennetlik oluyorsunuz. Böyle bir hümanist bakışla bile eğer ki Selçuklular, Osmanlılar, günümüzde de Türkiye okullarında, eğitim sistemlerinde bu çocukları ailelerinden almış olsa ilkokul, anaokullardan itibaren bir 10 sene, 15 sene eğitim verse helaki bunların hemen hemen hepsi Müslüman olurdu. Bunun tarihte örneği var. Yeniçerilerden bahsettiğimiz zaman işin çok basit olacağını da anlarsınız. Biz bunu Türkler olarak ve Müslüman olmuş Türkler olarak ben böyle altını çiziyorum. Bunun tam tersini Türklere uygulayanlar oldu. Mesela Çarlık Rusyası bunu çok geniş bir şekilde yaptı. Sonra ismi sosyalizm falan oldu ama hiçbir devlet yani köklü devlet aslında devlet geleneğini terk etmiyor. Rejimi değiştiriyor ama bazı temel parametrelerini bırakmıyor. Onlar da Allahsızlık okulları dediler ama o bölgelerdeki Türk çocuklarını bala bahçeleri derler. Yani çocuk bala demektir bilirsiniz. 3-5 yaşında bala bahçelerini alıp sadece Rus eğitmenlerle bunları eğiterek belli bir yere kadar yetiştirdiler. Böylece onları aslında Sovyet vatandaşı yaptılar ama dil olarak hepsine Rusçayı öğrettiler. Aslında Rus kültürünü aşılamış oldular. Netice itibariyle biz dünya devletlerinin ki Amerika'ya da biraz bakmamız lazım. Ya yani bütün emperyal devletlere bakmamız lazım. Bütün emperyal devletler gittikleri her yerde o yerin toplumunu, yerli ahalisini şu veya bu şekilde yok etmiştir. Bu tarihi bir vakadır. Bazen özür diliyorlar biliyorsunuz. Hiçbir ehemmiyeti de yok. Özür diliyorlar. Ama biz bizim okuduğumuz ve bildiğimize göre bize tevarüs eden mirasa göre
hiç de hak etmediğimiz bir suçlamayla veya aslında siyasi baskıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ermeni meselesi aslında bir siyasi baskı aracıdır. Siyasi baskı aracıdır. Ben Abdülhamit döneminden alacağım ama Avrupa Birliği müktesebatına da işi getirerek meseleyi bağlamaya çalışacağım. Şimdi hepimiz biliriz ki çok yaygındır. Osmanlı'da gayrimüslimler zımmi statüsü denilen bir statüyle yönetilirler. Yani devlet, Selçuklularda da böyledir. Devlet bir yeri ele geçirdiği zaman oranın gayrimüslimlerini artık devlete karşı savaşmıyorlarsa, devletin yönetimini kabul etmişlerse, devlet onları zımmi statüsünde, yani bir hukuktur bu İslam hukuku, o hukuk çerçevesinde onlara muamele yapar. Bu ne demek? Devletler bir hukuku var. Bu hukuk şudur. Sana düşen vergiyi ödersen, devletine sadık kalırsan, iki şey esastır. İstediğin gibi yaşayacaksın. Bu devlet de seni korumakla görevli. Zımmi kelimesi, biliyorsunuz bazı kelimeler birkaç versiyonu vardır. Geniş bir versiyonu da himaye edilen evlat demektir. Korunan evlat. Yani böyle bir statü. Bu sadece Ermeniler için değil, gayrimüslimlerin hepsi için geçerli. Dolayısıyla bu statüye kavuşmuş olan Kılıç Arslan öldüğü zaman veya Melik Şah öldüğü zaman "Ah babamız öldü" diye ağlayan Ermeniler, "Babamız öldü" diye ağlayan Ermeniler, Osmanlı döneminde Tebai Sadık'a diyerek devletin adlandırdığı, dikkat edelim bunu, devlet adlandırıyor. Devlet onlara diyor ki, biz sizi sadık bir teba olarak görüyoruz. Tebai sadıkasınız. O zaman tebaya nasıl davranır devlet? Sever, korur, himaye eder. Hangi alanda ihtiyaçları varsa o alanda da onlara yardım eder. Zaten Osmanlı Devleti'nin son dönemine kadar baktığınız zaman, yine altını çizerek söylüyoruz, bunlar Osmanlı tebaası içerisinde zenginleşen, varlıkları artan ve nüfusları artan kesimdir. Bunun bir izahı yok. Yani hem düşman toplum içinde yaşayacaksın, Türklere, yine tırnak içerisinde aslında Müslümanlara medeni demedikleri, barbar dedikleri bir toplumun içerisinde binlerce yıl yaşayacaksınız. Ama zenginleşeceksiniz, varlığınız artacak, nüfusunuz artacak. En sonunda da devlet kurmaya bile niyetlenebileceksiniz. Bunlara Ermeni tezlerini savunanların veya soykırım tezlerini savunanların cevap vermesi lazım. Bunların cevabı yok, biz biliyoruz. Cevabı yok. Zaten tarihçiler, bazı isimleri anmamız gerekiyor. Ben tarihçiyim ve hocam olduğu için. Bir ara Türk Tarih Kurumu, biliyorsunuz, bu meseleye çok önem verdi. O zaman mevcut devlet başkanını, başbakanı da ikna ederek, yani ona böyle gerekir, yapalım dedikleri için Sayın Erdoğan'a, tarihçiler arasında komisyon kurulsun, bu komisyon bu meseleye baksın denildi ve bilimsel bir çözüm bize getirin, önerin denildi. Ama bu işten kaçan kimler oldu? Ermeniler oldu. Hatta bu işin öncüsü olan ve buna çok inanan Avusturyalı tarihçi en sonunda isyan etti. O komisyonun toplanmasında çok önemli rol oynamıştı. Ermenilere karşı çok ciddi de tenkit yazıları yazdı. Sizin zaten tavrınız anlaşılıyor. Siz yalancısınız manasında. Ama Ermeniler diyor ki bu mesele tartışmaya gerek yok. Bir siyasi olarak kabul edilmiş bir meseledir. Doğrudur. Şu anda kaç ülke Ermeni soykırım meselesini kabul etti?
Tam hatırlamıyorum yani. Saya artık bir ara saydık saydık. Evet. En son bize de özür dilettiler. Biz de özür diledik. Biz tabii humanist açıdan bakarak özür diliyoruz. Bazen özür dilemek, yani güçlü olmana rağmen özür dilemek de erdemdir. Fakat siyasi açıdan baktığımız zaman işler farklı yere gidiyor. Peki bu Ermenilerle tebaayı sadık olan Ermenilerle niye bizim problemimiz doğdu? Okuduğumuz ve gördüğümüz kadarıyla biliyorsunuz reformlar dönemi, yani tanzimat, ıslahat, ondan olsa önce cedidçilik hareketleri, bu hareketler başladıktan sonra bizim esas partnerimiz veya akıl hocalarımız bir noktada artık batılı uzmanlar olmaya başladı. Bu belki bir gerçek, yani gerçeklikti, gereklilikti. Fakat benim şu dikkatimi çekti. Mesela 1800-1750'lere kadar Osmanlı tebaasına gelip, Osmanlı'ya müracaat edip din değiştirenler, bunlar subay, general, neyse, meşhurları da vardır, değil mi? Topçuluk sahasında, Ferandotot. Biz Türk olduk dediler. Bu Türk olduğunu yine tırnak için alıyoruz. Bir Türk olduk dediler. Ve bunların çoğu hep Türk oldu. Türk oluyordu. Tabii ırk olarak bir Polonyalı, bir Sırp Türk olamayacağına göre ne oluyor? Müslüman oluyor. Yani biz Müslüman olduk diyordular. Benim gördüğüm 1850'lerden, 1800'lerden sonra 40 yıl Osmanlı sarayında, çevresinde veya ordusunda görev yapan gayrimüslim hiç kimse hemen hemen Müslüman olmuyor. Şöyle diyelim, Abdülhamit Han'ın makamına girip ona şu veya bu devlet hakkında danışmanlıkları var, bilgiler veren, ona zaman zaman belki özel görüşmeler yapan, general rütbesi, müşir rütbesi, mareşal rütbesi olmuş alan, almış olan İngiliz, Alman, Fransız hiçbiri Müslüman olmuyor. Ölüyorlar. Bir kısmı Türkiye ve İstanbul'u çok sevdiği için bizi oraya gömün diyorlar. Ama Hristiyan olarak ölüyorlar. Bu bir şeyi gösteriyor. 1800'lerden sonra devlet, altını çizelim, o bizim anladığımız misyonu artık yerine getiremiyor. Yerine getiremiyor. Böyle. Aslında evet. İşte bu çerçevede Ermenilere, biliyorsunuz Tanzimat Gülhane Hattı Humayun'u ilan edildiği zaman teba, yani reaya, hocam şunu bir susturursam bir çalıp duruyor bu kimse. Ha şey benim. Reaya gayrimüslimler, daha sonra reaya hepsini de içine aldı ama gayrimüslimlerin hepsine bir takım aslında dini kolaylıklar getirildiği söylendi. Hatta bizim sekülerizm ve laiklik meselesini tartışan büyük hocalarımız da ilk laiklik şeyleri, hareketlerini oralardan başlatırlar. Şimdi bunu okuduğumuz zaman böyle öyle. Halbuki o Tanzimat'ta getirilen dini hürriyet veya dini rahatlık, Ortodoks'a sen Katolik'e dokunmayacaksın. Katolik'e sen Protestan'a dokunmayacaksın. Kim mezhebini değiştirirse kimse ona müdahale etmeyecek. Esas özü bu. Yoksa Müslüman'ın veya Türk'ün onlara olan baskısıyla alakalı değil. Zaten bu tarihten sonra Osmanlı'ya bildiğiniz gibi her kapıdan, bacadan, pencereden misyonerler geldiler. Misyonerlerin ilk gelenlerinin bütün hatıratlarını okuduğunuz zaman, mesela Protestan gelmiş veya Katolik gelmiş, dolaşıyor Muş'u, işte bizim Ortodoks
Hristiyanlarımızın olduğu yeri. Gittikleri köylerde taşlanıyorlar, dövülüyorlar, kovalanıyorlar. Orada kovalayanlar Müslümanlar değil. Kabul etmiyorlar onları. Bunu biz nasıl okuyoruz da sonra işte dini bir özgürlük geldi, herkes istediği gibi inanacak falan filan diye yorumluyoruz. Ben bunu şu anda anlamıyorum. Bu okuduklarımdan sonra. 1856'ya gelindiği zaman biliyorsunuz, o zaman aslında Osmanlı Devleti'nin İslam geleneğinden dolayı ve gayrimüslimlerden almış olduğu bir vergi vardır. Ne vergisi? Cizye. 1856 yılında cizye vergisini kaldırıyor Osmanlı Devleti. Bu aslında şer'i bir vergidir. Şer'i vergiyi kaldırdığın zaman ne olur? Bir şeyden inhiraf ediyorsun. Ama bazı arkadaşlar yazdılar, ben yazılan bir makaleyi de okudum. Bunu kaldırmak için de Osmanlı meşihati, alimleri bir araya geliyorlar, tartışıyorlar. Çünkü bunu Avrupalılar istiyor, kaldırın diye. En sonunda Hazreti Ömer'in bulunduğu dönemde kendi civarında bir köy, zımmi bir köye böyle bir uygulama yapmış diyerek, belki de çok zayıf bir, yine şer'i bir şey bularak, dini bir şey bularak cizyeyi kaldırıyorlar. Bundan sonra 1840'ta Ermenilere biraz daha, Ermeniler ama eğitim açısından gittikçe 1800'lerden sonra gayrimüslimlerimiz eğitim açısından gittikçe seküler diyorsak aslında onlar seküler oluyor. Yani dünyadaki diğer ilimleri, bilimleri de öğreniyorlar. O yönleri güçlenmeye başlıyor. Kendi cemaat problemleri de var. Kendi cemaat problemlerinde mesela ruhaniler hep bu işe niye karışıyor diyorlar. Tüccarımız da var, avukatımız da var. Ona göre meclisler de oluşturalım diyorlar. Bu sefer ona göre bir düzenleme istiyorlar. Şimdi Ermeniciler diyor ki, Ermeniler böyle bir yasa yaptı, yasaları yapıldı. Onlar o müsaadeyi veren devlet-i aliye. Hazırlayın diyor. Tartışıyorlar, konuşuyorlar, yasalarını getiriyorlar. Yasaya bakıyor devlet-i aliye. Diyor ki bu uygundur. Uygunluk ve uygulama kararını da yine devlet-i aliye, hükümeti veriyor, Osmanlı veriyor. Bunu bazı Ermeniciler sanki Ermeniler bilek gücüyle kendileri elde etmiş gibi anlatıyorlar. 1862'de böyle bir yasaları var. Böyle bir yasaları var. Ermeni nizamnamesi bir yasaları var. Fakat o yine cemaatin kendini yönetme esasına dayalı bir şey. 1860'lardan itibaren biraz devlet zayıfladığı için, devletin zayıflama sebepleri daha önce savaşlar var biliyorsunuz ama 1800'lere kadar Fransız diplomasisi Osmanlı'da etkiliyken 1830'lardan sonra hatta 33'te biliyorsunuz Ruslar bile bizle Hünkar İskelesi Anlaşması dolayısıyla müttefik oldular. Daha sonra Kırım Savaşı derken biz aslında Batı'yla fikir alışverişi, işte bazı düzenlemeler, idari düzenlemeler üzerinde konuşurken bu sefer de para üzerinde konuşmaya başladık. Yani para talep etmeye başladık. Parayı almaya başladıktan itibaren çok meşhur bir söz vardır. Emir de almaya başlarsınız. Bu emirin şekli öyledir, böyledir bilemem. Ama işte o tarihten sonra Osmanlı Devleti bilhassa onlar bizde ıslahat sözü geçer. Batılılar bunu çevirirken reform şeklinde çevirirler. Osmanlı ıslahatları veya Türk reformları, öyle diyelim. Reformlarında onların istedikleri şeyler vardı. Mesela toprak gayrimüslimlere, yabancı gayrimüslimlere toprak verilmezdi. 1856 fermanını yorumlayan bir İngiliz iktisatçı, klasik bir iktisatçı diyor ki
Belli bir dönem sonra diyor, bizler diyor, Almanlar ve İngilizleri söylüyor. Çünkü onlar ekonomisi daha güçlü, öyle anlaşılıyor. Bizler diyor, Lübnan, Ege bölgesi, İzmir bölgesi ve belli bölgelerde artık yerler alacağız ve koloniler oluşturacağız. Koloniler oluşturacağız. Hatta Rusya'dan bile buraya nüfus, Polonya'dan bile buraya nüfus gelebilir. Biz bu oluşturduğumuz kolonilerde devlet-i aliye diyeceğiz ki hükümete, siz bu bölgeden ne kadar vergi topluyorsunuz? Diyelim ki 20 milyon. Biz size 40 milyon vereceğiz. Ama buradaki iç idari işler, belediye işi, iç güvenlik işi, buna benzer bütün şeyler bize ait olacak. Zaten adını da söylüyorlar, pek bilinmez ama küçük diyor, cumhuriyetçikler kuracağız diyorlar. Gelecekte bu böyle olacak diyor. Bunu söylediği tarih 1856, eserinin yayınlandığı tarih 57-58. Bu adam gelmiş İstanbul'a, Çanakkale'den girmiş, ta Kudüs Mudüs dolaşmış gitmiş. İşte bunlarla oturup kalkan bizim gayrimüslimlerimiz artık zehirlenmeye başlıyorlar. Zehirlenme şu, belki buna işte milliyetler, milliyetçilik dönemi falan deniliyor da, bu milliyetçilik meselesini de biz sakız yaptılar, her gelen adam bölücü, adama milliyetçi diyoruz. Adam askerimi vuruyor, onu şey derken bilmem ne milliyetçisin. Ne milliyetçisi ya? Milliyetçi olmak başka bir şey. Hele Türk milletinin alanında, coğrafyasında milliyetçi olmak bambaşka bir şey. Bizim milliyetçiliğimiz de yabancıların yazdığı birçok şey vardır. İngilizler de söyler. Kurtuluş Savaşı'nı veren Kuvayi Milliye, Mustafa Kemal arkadaşları, bunların hepsinin adına The Nationalist diyorlar. The Nationalist. Ankara hükümetine milliyetçi hükümet diyorlar. Yani İngilizce. Milliyetçilik sözü, o zaman Osmanlı Devleti'ni işgale çalışan kim varsa, onlara karşı duran herkese bunlar milliyetçi diyor. Literatürde kavramın adı milliyetçilik bu. Yani biz şöyle okuyoruz, onu da zaten öyle. Bağımsızlığımıza ve dünya emperyalist devletlerine karşı durabilen ve onları durduran zihniyet ve o zihniyeti taşıyan toplum, Türk toplumu, işte bunlar milliyetçi. Yoksa adam sayıyorsun, kaç kişisiniz? 100 kişi. 100 kişi ya. Bütün toplumu 100 kişi. Ben bir milletim diyor. Sen de bir millet, millet olmaz. Millet bambaşka bir şeydir. Biraz önce söyledim. Ermenilerin bulunduğu bölgeleri, Göktürkler, İskitler, Hazarlar, Selçuklular, yani yönetimi Türk olan, nüfusları da Türk olan yüzlerce devlet yönetmiş. Onlar devlet orada. Onlara bağlı yaşıyorsunuz. Hazarlar mesela çok enteresandır biliyorsunuz. Gök Tanrı dinle, yani Tengri dinle inanır hanedan önce. Sonra ne yapıyorlar? Musevi oluyorlar. Yani Musevi oluyorlar. Hanedanın bir kısmı Musevi, yöneten kısım. Ama hanedandan Müslüman olanlar da var. Eski dine bağlı olanlar da var. Tebaasından hiç kimseye sen hangi dindensin diye hesap sormuyor. Ama müttefik oluyor. Bazen İran'la müttefik oluyor. İslam diyelim Abbasi'ye veya diğer İslam devletine karşı. Bazen onlarla müttefik oluyor Bizans'a karşı. Bizans sözüne de ben karşıyım. Doğu Roma demek lazım hep. Bizans diye bir devlet yok dünyada. O da bize yutturma bir şey. Onlara karşı savaşıyorlar. Hatta kız veriyorlar. Yani kız veriyorlar. Böyle de ilişkileri var. Bu şu demektir. Bizim atalarımızın taşımış olduğu gen, dünyada hangi mezhepten, hangi meşrepten, hangi onlarla oturup geçinebilen, onlarla yaşayan ve onları yaşatabilen bir
kültür. Mevcut Ermenilerimiz 1915'e kadar ki daha sonra da yaşadılar. Mevcut bütün gayrimüslimler yaşadıysalar bu geleneğin sayesinde yaşadılar. Avrupalı medeni devletlerin girmiş oldukları kendi bölgelerinde kendilerinin dışında kimseyi bırakmışlar mı? Soralım. Bir örnekle dikkatinizi belki çeker benimle doktora çalışması yapan bir Tunuslu kızımız vardı. Master'ını da yaptırdım, doktorasını da. Master'da ona Cumhuriyet dönemi Angola-Sakson misyoner teşkilatlarının veya teşkilatların Türkiye'deki faaliyetleri diye bir konu verdim. Doktora çalışırken de Cumhuriyet döneminde Cumhuriyet hükümetinin Yahudi politikaları diye bir konu verdim. Şimdi bu Tunuslu olduğu için 3-4 tane dil biliyor. Ana dilleri Fransızca zaten. Ama Arapçayı da öğrenmiş. İngilizce eğitim yapan öğretmen fakültesine gittiği için tarih öğretmenliği okumuş. İngilizcesini biliyor. Dolayısıyla Almancası var. 3-5 tane dil biliyor. Bir gün yanımda iki ablası Fransa'da. Ablalarıyla konuşuyor. Arapça konuşmaya başladık. Konuştu. Bir iki dakika sonra Fransızca konuşmaya başladı. Neyse bitirdi. Dedim ki Farida, niye dedim sen ablanla Arapça konuşurken Fransızca konuşmaya başladın? Dedi ki hocam, ablam dedi iş yerinde dedi. Orada çevredekiler dikkat etmeye başlamış. Bana dedi ki Fransızca konuş, Arapça konuşma. Yani ben böyle şeyler olunca aslında gençliğimizde de vardı da gençlikte bizi iyi organize edemediler. Çok hesap sorulacak şeyler var. Şimdi de artık yaş 60'ı buldu, ihtiyarladık. Bizden ne olur bilmiyorum. Hitler'in eline düşersek durumumuz biliyoruz da. Şimdi bir araya geliyoruz. Ben işte tanışmak istememin sebebi de hep bir kendi emsallerimizi bir görelim de birbirimize bakalım diye. Çünkü Face açıyorum. Emin olun devamlı filan rahmetli oldu, baş sağlığı. Yarım saatten fazla tanıyorum, tanımıyorum. Baş sağlığı diliyorum. Hanım diyor ki ne yapıyorsun orada diyor. Ya diyorum hep baş sağlığı diliyorum diyorum. Şimdi bu nesil yani tarihçi de olduğumuz için tarih okuduk hasbelkader. Dünyada hiçbir devletimi, bayrağımı, milletimi karşılıksız seviyorum. İsterseniz canımızı veririz. Hiçbir şey de istemiyoruz diyen nesil yetiştirmeye uğraşır. Bizde de bunu diyen insanlara yapmadıkları bir şey bırakmadılar. Benim kendi tenkidim de şu. Kendi emsallerim olan arkadaşlarımız da var. Dik durma diye bir şey var. Dik durma. Bazı şeyler var. Ya bu bize ters geliyor diyorsun. Zaten ruhunda millilik var. Bu yani bu ülkücü tavır demek bir ruh halidir. Ülkücülük bir ruh halidir. Sen de bir şey gördün mü bir mikrop gelmiş gibi hissediyorsun. Savunma mekanizman var. Diyorsun ki ya bu savunma mekanizmam harekete geçti. Öbürü de diyor ki ya ne olacak olsun diyor. Biraz da böyle olsun diyor. Ben böyle diyen arkadaşlara hiç itibar etmiyorum. Hiç de saygı da duymuyorum. Aslında televizyondayız onun için. Yani aklımdan içimden geçenleri belki beni dinleyip de ben çünkü konuşurum biraz. Anlarlar. Şimdi biraz önce arkadaşlara dedim ki ben de yaşım işte 56 doğumlu olduğumuza göre anam der ki bir iki yaş büyük yazıldın. Bilemiyor o bile. Şey ayında doğmuşum. Nedir onun adı? Kiraz ayı. Ayı da bilmiyor. Haziran. Ayı da bilmiyor. Günü de tam bilmiyor. Neyse.
Allah uzun ömür versin. 90 yaşına geldi şimdi. Ama bize neler öğretmişler. O okuma yazma bilmeyen insanlar. Bizim atalarımızın bizim ne kültürleri varmış. Ne kültürleri varmış. Şimdi kendi çocuklarımız var da onlara bakarak söylüyorum. Şimdi dedim ki bir geçmişte birçok arkadaş, ben mesela sakıncalı oldum. Yani 81'de ihtilal oldu, askere gittik. Dil tarih mezunuyum. Okula daha gelir gelmez bir arkadaşlar bizi şey yaptı, buradan selam söylüyorum. Mehmet Yaprak diye bir okul başkanı vardı. Beni çağırdılar. Ya sen memleketinde hani ocak işlerine bulaşmışsın. Fakülte yönetimine gir. Dedim ben anlamam, kimseyi tanımıyorum ki. Hani ne faydam olur? Olur sen sağlam lazım bize falan. Peki olalım dedik. Orada girdik. Sonra ihtilal oldu. İhtilalde Kenan Evren'e ilk halkın arasına çıktığı yer, toplum içine çıkıp konferans verdiği yer Dil Tarih'tir. Farabi Salonu'dur. Bilmiyorum içerisinde Dil Tarihli var mı? O yabancı diller bölümünün altındadır. Ona kaç kere kahrolsun faşistler diye ona o kadar bağırdılar orada. Okulun önüne de tanklar tonklar gelmiş. Kenan Evren'e bağırdılar. Fakat mesele ne oldu sonra? Tayin oldum, gittim. Askere gittim. Yedek subay oldum. Yedek subay da bana dediler ki şeyde kalır mısın, topçuyum. Askerde kalır mısın? İyi, işimi iyi yapıyorum. Dedim ben öğretmen falan olsam kalırım ama böyle kalmam dedim. Yani şeyde kalmam, kıtada kalmam dedim. Sonra döndüm, tekrar öğretmen olacağım. Gaziantep'e atanmışım. Gaziantep'e gidiyorum. Dediler ki şartlar değişti. Tekrar gidip Milli Eğitim'e müracaat edeceksin. Gittik Milli Eğitim'e Ankara'ya tekrar. Dosya hazırla, bir daha ver. Bekliyoruz. Bizim dosya geri geldi. Tayin yapılman uygun bulunmamıştır. Şimdi o dönemleri hepimiz yaşadığımız için biliriz. Benim memleketim de Gümüşhane Kelkit'tir. Kelkit'te olan arkadaş varmış burada. Adı Küçük Moskova'ydı. Öyleydi. Ama gerek kendi yapımdan, gerek ilişkilerimizden ben bir kere karakola şikayet edilmedim. Bir kere de karakola gitmedim. Hiçbir, yani bu manada şeyim yok. Ama ben de sakıncalı oldum. Askerde de taltif ediyorlar. Evet dedik. Sonra Mevla Büyük, geldik burada. Bu sefer şeye girdik. Bu sefer de şey geldi, sağlam geldi. Yani netice itibariyle böyle bir acayip dönem. Dedik ki içeri girenler var, işkence görenler var. Yani neler çekti bu insanlar? Şimdi bilmiyorum, belki İstanbul'da burada oturuyoruz, biraz zengin görünüyoruz ama o meşhur Yemen türküsü var ya, askerimiz hani zengin olan bedel verir, askerimiz fakirdendir. Ülkücülerin %99'u fakir. Bizim ezilmemizin ana sebebi bu. Nereye bakarsak CHP'lilerin arasına girmiş, biliyorsunuz bizim çocuklar diye kurtarıyordular şeyleri. Bir avukat bulamazsınız, bir yardımcı bulamazsınız. Yani hele bu işlere bulaştığımızda da yaşlar daha 16, 17, 18, biliyorsunuz o dönemler. Anne baba bazen kızar. Netice itibariyle bir sürü psikolojik baskı. Ama Allah'a şükür okullarımızda yine çok iyiydik. Şimdiki gençleri kınıyorum. Bir çoğunluğunu. Hiçbirinde bir şey yok. Benim hakkım, yani hoca olarak kınıyorum. Ve ben tahmin ediyorum ki 80 sonrası darbenin en büyük bize zararı, ben mesela şöyle düşündüm. Ben burada görev aldık. Arkadaşlarla beraber olduk. Ama benim arkadaşlarımın başına bir şey geldi. Oldu ya. Hiçbirine gücüm yetmedi. Kurtaramadık. Kendimizi de kurtaramıyoruz. Ben bundan sonra bir yere götüreceğim zaman
Başına bir iş gelen adamı kurtaramazsam bir daha bir kimsenin işine el atmam. Arkama takmam. İstesem takarım. Bu vicdan meselesinden dolayı zannediyorum ki ülkücü hareket 80 sonrası bir şeye girdi. Yani büyük çoğunluğu böyle girdi. Ben öyle inanıyorum. Şahsen öyle düşündüm, öyle inanıyorum. Ama bir ruh haleti değil midir ülkücülük dedik ya, o Kızıl Elma'dan da bahsedersek gireceğiz. Ben şuna inanıyorum ki, o ocak terbiyesi almış, bizim dönemin ocak terbiyesi bambaşka. Bizim sokağımızdan, caddemizden CHP'li bize kötülük yapmış büyükler bile gelse biz önümüzü iliklerdik. Bayramlarda ellerini öperdik. Şimdi duyurmakta fayda var. Profesörüne hakaret ediyor. Hakaret. Hakaret ediyor. Duyduk. Edep ve ahlak diye bir şey kalmadı. Edep ve ahlak olmaya yerine ülkücülük olmaz. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Nerede olursa olsun en kıytı köşede, kenarda kalmış bir adam bile böyle bir mesele olduğu zaman çevresine baktı. Bu ülkücü tavrı taşıyan kim varsa muhakkak destekledi. Biz diyelim üniversitedeyse ya bu akademisyen olsun. Biri oradaysa yardım. Herkes bir şey yapmaya çalıştı. İlla adını koyarak yapmadı. Adını koyarak yapanlar belki başka şeyler düşündü, onu bilemiyorum. Ama güçlü tabii kuruluşlar gerekiyor böyle, çok güçlü. Arkada çok güçlü kuruluşlar gerekiyor. Atıl kalmamızın ana sebeplerinden biri budur. Ben bunun altını çizeyim. Onun için kimse kimseyi şu şuraya gitti, bu buraya gitti diye de şey yapmasın, zemmetmesin. Gelelim bizim meselemize. Üç dakika. Ermeniye giremedik tabii, kolay mı? Şimdi dedim ki ben madem bu sıkıntıları çektik, biraz önce arkadaşlara verdim. 2-3 arkadaşa dedim ki size tez yaptırmak istiyorum. Onlar da biraz cesur davrandı. Üniversitelerde ülkücü adıyla tez yaptıramazsınız. Zaten hele bundan 3-5 yıl önce hiç yaptıramazdım. Etraftan dolanacaksın işte, bilmem ne milliyetçi hareket oradan bilmem. Adını koyarak tez yapacağız. Akademik literatüre girsin. Bu yaşanmışlıklar yazılsın işte. İki tane ana şey söyledim. Bir, teorik olarak milliyetçilik, ülkücülük nedir? Teorik olarak anlatılacak. İkincisi, bize derler ki vurmanın, kırmanın dışında hiçbir şey bilmez bunlar. Hep öyledir propaganda. Şu anda söylüyorum, Türkiye üniversitelerinde %40'a yakın ülkücü tandanslı insan var. Hiçbir toplumda bu yok. Bunu söylüyorum. Ama herkes istiyor ki bir şeye yapıştırsın da öyle değil. Bu var. Bu var. Bu akademisyenlerin de yaptıkları bir sürü şeyler var. Yani spesifik bilim çalışmaları var. İşte ben Ermeni'yi çalışıyorum. Öbürü başka bir şeye çalışıyor. Dedim ki ikinci şey, ülkücülerin kültür hayatına ve akademik hayata, kültür hayatımıza katkılarını koyacaksınız. Bazı profesörle, bazı bilim adamlarınızla, gazetecilerimizle gidip konuşacaksınız. Eserleri var, tepki edilecek. Bir. İki, Yusufiyeliler esas zulme uğrayan bu insanlara devlet nasıl yanaştı? Hangi devlet tabii, o da. Bunların hikayeleri de mümkün mertebe buraya konulacak. 10 senedir yaptıramıyoruz. Şimdi sizden rica ediyorum, eğer yaşı 60 yaş civarında yazan çizen kitapları olan arkadaşlar olduğunu biliyorum. Ya ben böyle bir konuyu çalışırım, yani malzemem de var, çevrem de var diyen bir master sınavına gireyim ama ALES'den şeyden de biraz yüksek alacak. Rica ediyorum girsinler, biz inkılap tarihi kürsülerine verelim bu konuları. Bu konuları sizler yapacaksınız. Ben
Böyle düşünüyorum. Yani bu jenerasyondan olanlar bunu, bu ruhanlar yapar. Diğerlerinde çok gayretli insanlarımız var ama ben iki tane yani seviyorum kendilerini ama işimiz biraz zor gibi geliyor. Hatta kendilerine söyledim, dedim galiba bir eksiklik var bu işte. Ermeni işini bağlayalım. Bitti mi hocam sözümüz? Bitince onlar... Ermeni meselesi de Osmanlı-Rus Savaşı'nda bildiğiniz gibi Ermeni toplumu, cemaati, meclisi, konseyi toplanıyor ve ilk aldığı karar diyor ki biz devletimizin yanında savaşa gireceğiz. Ermeni gençler gönüllü olarak Osmanlı ordusuna davet ediliyor. Fakat Plevne çöktüğü zaman, Plevne cephemiz çökünce aynı komisyon bir ay geçmeden bir karar alıyor. Diyor ki biz aldığımız kararı feshediyoruz. Ondan sonra başlıyorlar bildiğiniz gibi Ruslarla işbirliğine. İlk başlayan şey bu. Sonra Hınçak Taşnak gibi teşkilatlar kuruluyor ki bu teşkilatların özelliği biliyorsunuz Taşnak Marksist bir teşkilattır. Bizim Marksistlerimizin %80'i de bunlardan beslenmiştir. Onun için çok kolay derler hepimiz Ermeniyiz. Evet. Buradan beslenmiştir. Onların yazdıklarında zaten kendileri diyor ki biz İttihat Terakki birçok eylemi bizden öğrendi diyor. İttihat Terakki. İttihat Terakki hakikaten yani yeni Osmanlı, böyle konuşacağız. Yeni Osmanlı çizgisi İttihat Terakki ve Hürriyet itiraftır. Jön Türk sözü veya diğer İngilizce, Fransızca neyse Türk sözüyle söylenen de aslında yeni Osmanlı'nın onların dilindeki ifadesidir. İttihat Terakki Taşnaklarla, Hınçaklarla dedi ki gelin bakalım bu problemi beraber çözelim. Abdülhamit çözemedi. Kısa kesiyorum onun için. Ne istiyorsunuz bizden dediler. Onlar da programları söyledi. Önce illegaldiler, legal hale getirdiler. Hatta kendi kürsülerinde meclislerde konuşturdular. Mesela Erzurum'da mitingde Ermeni aday İttihat Terakki'nin şeyinden çıkıp halka hitap etti. Açılım dedim ya. Ne istiyorsunuz dediler. Kabul. Yeter ki Rus, İngiliz'e şuna buna bağlanmayın. Bizle beraber bu işi yapın. Tabii Ruslar müthiş şekilde tepki gösterdi. Onların teşkilat da çünkü oraylara bağlı. Ve netice olarak savaşa girdiğimiz zaman biliyorsunuz ki bütün cephelerde, doğu cephelerinde bizim ordumuzu arkadan vuran alayları zaten teşekkül etmiş. Bunlar ya birdenbire de olmadı bak. Balkan göçmeni arkadaşlarımız varsa, Bulgar göçmeni, onların biraz bilmesi lazım. 1912 olayları Bulgaristan'da komitacılar çıktığı zaman orada Bulgar'daki Müslüman Türklerin birçoğunu öldüren 400-500 kişiden belki biraz az da olabilir. Ermeni Atranik sonra paşa dedikleri adamın komutasındaki adam ta gitti orada. Adam Giresunlu'dur. Şebin Karahisarlı'dır. Gidip orada Müslüman kesti. Sonra da döndü Doğu Anadolu'da. Sonra Ruslar onu şey yaptı. General rütbesi verdiler. Kendileri geri çekilirken Erzurum Meyvöresi'nin yönetimi ona bırakıldı. Bir gecede 3000 Müslümanı katlettirdi. Şimdi devlet diyor ki ne yapacağız? O zaman bunların bir kısmını buradan alıp başka bir yere göndereceğiz. Şimdi buna da diaspora diyorlar. Pardon, deportation diyorlar. Deportation ne oluyor? Tam lügat manası bir ülkenin sınırlarının dışına atmak. Yani ülkesinin dışına atmak. Ben bunu okurken, yazarken dikkat ettim dedim. Biz bunu nereye atıyoruz, gönderiyoruz? Suriye. Suriye neresi? O zaman bunun adı ne olabilir? Rölekaj. Yani yeniden yerleştirme. Zaten tehcinin tam manası da o. Yeniden yerleştirme. Yeniden yerleştirme. Oradan alıp oraya yerleştirdik.
Ölüm sayısı, kalım sayısı, bunu en iyi çalışan tam işte atıf yapacakken gitti. Tarih ve dil tarihin şeyin tarih kurumunun başında 14 yıl kaldı galiba Halacıoğlu. Halacıoğlu ve ekibi bu işte hükümet de biraz o zaman biraz destek verdi. Müthiş şekilde belgeler, bilgiler dünyanın her yerinden topladılar. Şu anda devletimizin elinde bunlar mevcut. Bunlar mevcut. Ama İttihat Terakki gel ne istersiniz anlaşalım deyip de nasıl sonra işler farklı yöne gittiyse biliyorsunuz her zaman bizim için böyle tehlikeler var. Demek ki bizim devlet geleneğimize uygun hareket edeceğiz. Hanedan çocuğunu katlettiği için şey diyoruz biliyorsunuz. Tenkit ediyoruz. Doğru bir şey değil. Öldürüyor. Ama fetvayı alırken onlara ne diyorlar? Bunlar iki kardeş çarpıştığı zaman binlerce Müslüman ölüyor. O kadar Müslümanın ölmesindense bunların ölmesi, bir kişinin iki kişinin ölmesi daha evladır diyor. Adam kendi çocuğunu ölüyor işte. Hepimiz babayız. Kolay mı bu iş? Bir devlet denilen bir olgu var devlet. Bu devlet olgusu işte bizde ülkücü gelenekte çok güçlü ama bunu kesinlikle bunu anlamayan insanlara peşkeş çekmeyeceğiz. Kesinlikle bunu anlamayanlara peşkeş çekmeyeceğiz. Bir örnekle bitireyim. Askerimiz tanka çıktı gidiyordu. Köy çocuğu o çocuk. Nereye gidiyorsun diye sordu. Kızıl Elma'ya dedi. Vatandaş sonradan baktım bazı yerlerde siz de görmüştürsünüz. Dua ediyoruz Allah tabii muzaffer öylesin milletimiz. Adamlar duadan sonra Kızıl Elma dağıtıyor. Ya karpuz tarlasına gidiyoruz dese çocuk ne olacaktı? Daha başka meyveler de var biliyorsunuz. Onlardan dese ne yapacaktık? O ruh yok. Bu ruhu yakalasınlar. Bu ruh kimdeyse gelsinler onların yanına otursunlar. Onları kendi çevrelerine çekmesinler. Onların yanına otursunlar. Sizin yanınıza oturacaklar. Sizlerden dinleyecekler. Sizin devreniz kapanmış. Öyle söyleniyor. Dinledik bıktık ya sizin devreniz kapandı, devreniz kapandı diye. Öyle diyorlar değil mi? Evet. Şimdi bak. Şu kitabın adı Less Reforms, Türkiye Des. Yani Asya Türkiye'sinin reformu. Yılı 1913. Türk kendini savun. Bu bizim tarif aklından çıkmıştır. Aslı aynen burada Almancadır bakın. Türkiye vere diş. Türk kendini savun. Basın 1896. Burada bir 14-13 baskılı kitap var. İçerisinde bir bölüm. Büyük Türkiye, Küçük Türkiye. Eğer şey alıyorsa görsün haritalarımızda. İşte bir harita. Ters mi tuttuk? Ters tuttuk. Şöyle tutalım. La Carte Türkiye diye yazıyor. Bu haritanın tarihine bir bakalım. 1771. Osmanlı İmparatorluğu bu. Adı Türkiye. Alıyoruz bunu. Bu da Almanca. 1812 yılında Türk İmparatorluğu. Alıyoruz bunu. Bu da yine bir tarihine bir bakayım. (1707 veya 67) Türk İmparatorluğu. Evet. Görüyorsunuz. Bunların hepsi Osmanlı İmparatorluğu yani. Haritalara dikkat edin. Evet. Bunun tarihi de yanına veya arkasına yazmış olabilirim. Evet. Magni Turcarum diye geçmiş. 1750. Buyurun 1892 tarihli Osmanlı jeopolitiğini veya
nüfusunu falan gösteren bir eser. Kuynet, meşhur Kuynet'tir. 4-5 ciltlik eseri vardır bunun. Adı nedir? Türkiye. Şu demek istiyorum. Osmanlı Devleti Türkiye'dir. Yabancının bildiği Türkiye odur. Bayrak da odur. Mustafa Kemal bunların hepsini bilinçli seçti. Mustafa Kemal bunların bu haritalar üstünde devleti yönetiyordular. Onun için Türk meselesini kurcalayanlar, Türk meselesinden rahatsız olanlar, ama biz yeni Osmanlıyız bilmem ne falan diyenler, ben söylüyorum Türk düşmanıdırlar. Gerçek Müslüman, sağ olun. Gerçek Müslüman, Osmanlı'yı ben okudum işte, burada da var. Diyor ki 1866, eser burada vardır ama şimdi bu reformlar diyor, Tanzimat ıslahat reformları diyor gerçekleştiği zaman artık diyor karşımızda, Avrupa karşısında yeni bir devlet görecek diyor, yeni bir devlet. Artık Türk İmparatorluğunu görmeyecek, Osmanlı Devleti'ni görecek diyor. Anlaşılıyor durum değil mi? Ne kadar Müslümansın o kadar Türksün. Ne kadar Türksün o kadar Müslümansın. Onun için benim anam derdi ki elhamdülillah Türküz. Evet. Yani ben gene sohbet olacağı için böyle biraz şey etmiştim. Ama öyle mi? Ermenilerle ilgili bir şey. Talat Paşa, tamam. Talat Paşa'ya biliyorsunuz çok bu işte yüklenilir ve onların kanları hep yerde kaldı maalesef. Talat Paşa en son karar aldığı zaman diyor ki bu Ermeni meselelerine karışmış olan, yani Hınçak, Taşnak ve şeyler, bu teşkilatların bazı mensuplarını diyor, bazı mensuplar, bütün Ermenileri demiyor. Bunların bazı mensuplarını diyor belli yerlerden uzaklaştıralım. 24 Nisan'da da ilk toplanan bunlardır. Yani dernekleri, mennekleri olanlar. Bize soykırım dedikleri tarih de odur. Esas tehcir 30 Mayıs'ta alınmıştır ve Eylül'e doğru yapılmıştır. 1900 yani bir ay sonra kurmuştur. Talat Paşa. Bir de suistimal uğratılmış, malı gasp edilmiş veya bir şekilde yağmalanmış Ermeni varsa o mahkemeler, divane harp, dikkat edin, askeri mahkemeler, o mahkemelerde yargılanacak ve cezalandırılacak. 1300 küsür kişi yargılanmıştır. Yıl 1906. Yok edin diye emir veriyor. Hem de niye kendi suistimal yapanlarını cezalandırıp idam ediyor? Onlar devlet. Devlet. Devlet dediğimiz şey bu. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe. Bütün, şimdi dikkat edin, Türkiye'deki bütün jargon ve konuşmalar bizim ülkücüyken söylediğimiz şeylerdir. Buraya gelecekler. Başka yolu yok. Biz başkalarının yanına gidersek onlara benzeriz. Raydan da çıkarız. Memleketi biz koruyacağız. Ben teşekkür ediyorum. Biraz. Ben derslerde de bazen böyle